Evet. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Game Power'ın Suki TKD moda klavyesini inceleyeceğim. Bu klavyeyi ben aslında para vererek almadım. Güncel fiyatını bilmiyorum. Ve bana gelen klavye İngilizce geldi. Bu söyleyeceğim ilk eksi şey. Klavyenin Türkçe olmasını isterdim açıkçası. Daha açar açmaz fark ettim bunu. Yapacak bir şey yok. Nasip değil. Şöyle bir durum var ki ben bu klavyeyi para vererek almadım. Ben bu klavyeyi şunun için eski klavyenin şeylerini de atayım ben. Bunlar da eski klavyeye ait şeyler. Sticker ve şeyini almıştım garantiye gönderirken. Eski klavyemi üçüncü kere garantiye göndermem sonucunda değişim olarak aldım. İlk sefer gönderdiğim zaman switchlerin bazılarının arızalı olduğunu ve değişimi yapıp ona geri gönderildiğini söylediler. WASD gibi işte bazı 3 de basmıyordu galiba. Bazı fonksiyon tuşları basmıyordu vesaire. Bazı tuşlar değiştirilip bana geri geldi. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel bir hizmetti ve klavyenin o an için bozuk olan switchleri tamir edildi. Bunu kenara alıyorum. Klavyenin bozuk olan switchleri tamir edildikten sonra klavyenin şu FN'le alt tuşunun altında mı? Bunda da varsa göstereyim hemen. Yaklaşık 3 hafta sonra falan klavyeyi temizlemek istedim ve şuradaki video yuvasında vidanın FN misalıydı. FN6'ya daha yakın galiba. Video yuvasında vida olmadığını fark ettim. Bir tane o tarz küçük bir vida var dediğimde takmak istediğim zaman vidanın boşa döndüğünü fark edip garantiyi aradım. Müşteri hizmetlerini aradım. Bu bahsettiğim saat akşam 4 civarı falandı. Müşteri hizmetlerini aradıktan sonra bu arada videoda bir tane inceleme var benim haricimde YouTube'da. Ucu daha dandik bir şey gibi görünüyordu. Bu ucu fena değilmiş. Sert gayet. Ben dandik birazcık zannetmiştim. Bu söyleyeceğim benim izlenim açısından artı bir şey tabii ki. Klavye şu an için sadece İngilizce olması beni üzdü. Ve şuradaki bazı baskılarının beyaz olması, şeffaf olmaması beni üzdü. Şuradaki Windows gibi. Şurada şöyle göstereyim. Yön tuşunun etrafındaki ışık tuşları da şey değil, şeffaf değil yani beyaz basılmış üzerine. Klavye takarken bir yandan anlatayım. Benim başıma gelen şey şöyle oldu. Ben klavyeyi ilk aldığım zaman klavyenin hiçbir sıkıntısı yoktu. Ve dediğim gibi klavye garantiye gidip geldi. Klavyenin bazı switchlerin arızalı olduğunu ve arızalı olan switchlerin değişimini yapıldığı bana söylendi. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Her şey güzel. Aldığım hizmetten memnunum. Klavye switch değişimi yapıldı ve klavye bana geri geldi. Evet, klavye ilk sefer garantiye gitti geldi. Klavye takıp geldim bu arada. Klavye ilk sefer garantiye gitti geldi. Gidip geldikten sonra yavaş yavaş işte şu bazı nasıl söyleyeyim? WASD değişti ya. Örnek veriyorum. 3 de değişti. Bu kadar yeni switchler, farklı tip switchler. Ve bu taraftaki switchler de yine farklı switchler. Bunlar stok switchler olmuş oldu. Eski klavyedeki bu taraftaki switchler. Bunlar da değişmiş. Game Power'a yeni switchler olmuş oldu. Yeni switchlerde ben bir daha bir sıkıntı görmedim. Ama sonradan işte adamlar attığım videoda mesela şu O tuşu. Birazdan anlatacağım videonun ne olduğunu da. O tuşu arızalıydı. Neyse. Biz onlarla görüştük. Bana klavye gönderdikten sonra klavyede herhangi bir arıza olmadığını, bir yandan da renklerini göstereyim bu arada. Klavyede herhangi bir arıza olmadığını ve klavyenin alt kapak değişimi yapılıp bana geri geldiği söylendi. Alt kapağı değişti, sadece vidayı tutturmak için yapmışlar. Ama o kadar kötü bir işlekti ki. Şunun altındaki mesela şu şey var ya, sticker. O sticker'ı o kadar kötü söküp takmışlardı ki. Hani bu arada SC niye rengi hep aynı? Anlayamadım.
LCD sadece mavi mi yanıyor ya? Reaktif diyor mesela. Bak pembe yandı bu sefer. Tamam. Ne diyordum? Söylediğim şeyi unuttum. Ve şu tuşun ayarını buradan yapamıyorum. Bu tuşun yanacağı yani burada göremiyor. Burada o tuş yok. O yüzden mesela ben normalde Fixed Color beyaz kullanırdım bunu. Fixed Color. Bunu da böyle beyaza çekerdim. Ben böyle çiçek gibi kullanırdım ama şu renk, şu ışık sönüyor. İçinde LED var. Farklı modlarda yanıyor. Mesela Fixed Color'ın bir tane de alternatif varmış. Alternatif. Bu mesela yanıyor. Neyse. Evet. Geri geldim. Klavye garantiye gitti geldi. Sadece şunun altındaki video yuvası düzelsin diye şu FN ve ışık tuşu arasında video var. Şuradan görünüyor birazcık. Hatta tuşları da çıkartıp gösterebilirim. O ikisinin arasındaki video yuvası bende boş olduğu için yani orada mesela videonun geçmesi için bir tane çıkıntı olacak. Ortası delik olacak. İşte bende o delik olmadığı için adamlar bana mecburen alt kapağını değiştirdiler. Çünkü o gözle görülür bir sorundu. Adamların kabul etmediği şöyle bir sorun daha var. Klavyenin switchlerinin sağlam olduğunu iddia ettiler. Klavye bana geri geldi. Ve bu arada ben bugün ayın 23'ü. 23 Eylül 2023 Cumartesi. Bu bahsettiğim hadise de 15 Eylül Cuma günü yaşanıyor. Şu an anlattığım olay. Aradığım zaman daha klavyenin değişim ön testinin sonuçlanmadığı, birkaç gün daha süreceği, geçtiğimiz hafta yani 15'indeydik ya biz. 16-17'de olmayacak. 18'den itibaren bir daha işleme alınır dedi. Ama 15'inde bana kargonuz çıktı diye SMS geldi. Kargonuz şeye verildi. Kargonuz işte yurt dışı kargo, onların anlaşmalı kargosu yurt dışı kargo şubesine verildi. Barkod oluşturulduğu zaman bilgilendirileceksiniz dendi. Hemen anında aradım. Çünkü onlar 6.30 gibi falan müşteri hizmetlerini kapatıyorlar. Saat 6.10 civarıydı sanıyorum. 6 çeyrek civarıydı. Aradığım zaman işte klavyede herhangi bir sorunu tespit edemedik. Birazcık bunu atarlı söylüyorlar bana. Sorun tespit edemedik dedikten sonra işte klavyenin sorunlu olduğunu ispatlayacak bir videonuz varsa elinizde hemen onu gönderin, hemen değişim yapalım dendi. Elimde öyle bir video olmadığını söyledim. Ekran kaydım vardı işte basmadığına dair. İşte bildiğiniz keyboard test gibi sitelerde. Bu sitelerde. Bunu şimdi yapacağım bu arada. Hatta yapayım bir yandan. Hepiniz için basılı kalmasın ama. Her bastığım tuş orada bir şeyler yakıyor mutlaka. Ben ne diyorum, niye artı gelmiyor? Artı tuşu bunda yok. Efendim böyle yaparsam yanar mı? Yanmadı. Neyse şöyle artık elimi sürteyim de. A basmadı buna. Tamam, A da var. Windows basılı kalması yine normal. Yazdır tuşum da yok galiba. Evet, yazdır tuşu yerine şu var. Bu muhtemelen yazdır gibi kullanılıyor ama şu anda burada çalışmıyor. Çünkü doğru şekilde basmam gerekiyor. Neyse. Yan tuşları da sağlam bu arada. Farem de sağlam. Ne söylüyordum ki en son? İşte bana klavyenin bozuk olduğuna dair bir ispat videosu çekmemi söylediler. 3 ay önce bu video var. Bunu bilerek gösteriyorum size. 3 ay önceki üretimle benim tanıttığım klavyenin üretimi farklı olabilir. Bir karşılaştırıp almanızı öneririm. Kanal KYOOSHI. Ben araştırırken sadece bu videoyu görmüştüm. Bunu da açıkçası zaten az inceleme var. Belki biraz izleyici kazanırım, biraz abone kazanırım diye yaptım. Bu videoyu o yüzden çekiyorum yani. Kendi çıkarım için biraz. Ve size de tabii fikir olması açısından.
Neyse. Klavyeyi bana geri gönderdiler. Geldikten yaklaşık yarım saat içinde adamlara bir video çektim. Şu O tuşunun basmadığına dair. O videoyu izleteyim çok hızlı. Bende olması lazım bilgisayarımda. Bu muydu? Evet, bakın. Şöyle göstereyim. Niye bana takılarak görünüyor bu? Basıyorum işte O'ya. Bende bu videonun takılmaması lazım ama bir saniye. Birlikte açtığı fotoğraflar diyeyim. Şurada O'ya bayağı basıyorum. İşte A, S, D, Z, X, C'ye bastım geldi öyle ama O'ya basınca geldi. Sonra klavyenin içini açıp üflüyorum. Sihirli bir üfürükle. Nerede görünüyor? İçini açıp tornavida da bu şekilde bastırıyorum arasına. Sonra üflediğim zaman içindeki toz tüyü ne varsa çıkıp O tuşu çift basıyor ama basmaya başlıyor. İkişer ikişer basıyor. Bazen hiç basmıyor. Neyse bir şekilde O tuşu en azından düzeliyormuş gibi oluyor. Sonra klavye bana geri geldiği zaman evet klavyeyi bağladım. Renklerini göstereceğim şimdi. Klavyeyi bağladıktan sonra bu arada keyboard test yaptım. İnternet sitesinden, kendi orijinal internet sitesinden keyboard test online'ın. Bir sıkıntı çıkmadı. Bir yandan ışık şeylerini göstereyim. Çok fazla vaktinizi almayayım diye. Bir yandan da şey yapmak istedim. Bir yandan da anlatmak istedim. Benim başıma gelen hadisenin devamı şu şekilde. Ben klavyeyi gönderdim. Bana bazı switch değişimleri yapıp klavyeye geri gönder benim bildiğim kadarıyla. Klavyede gelen switchler iki çeşitti. W, A, S, D vesaire değişti. Bu arada bu modların hepsinin parlaklığı, rengi ve hızı ayarlanabilir. Ayrıca bir klavyenin böyle bir avantajı var tabii ki herkes açısından. Bana klavye geri geldiği zaman ben belli bir süre kullandım klavyeyi. Bir sıkıntı yoktu ama mesela işte W'e basıyorum. W tuşu değişti. E değişmedi. E eski tip switch. Sesleri birazcık farklıydı. XLR switch olmasına rağmen. Bir tanesi Game Power'ın yeni switch'iymiş. Bir tanesi de işte eski tip bir switch. Bilmiyorum ne olduğunu. Bu arada benim gözümde gayet cayır cayır görünüyor şu anda bunun ışıkları. Öğle vakti olduğu için hava aydınlık evet ama ışıkları gayet net şekilde görünebilir halde. Sönük bir RGB'si yok yani. Gayet net ve görünebilir bir RGB'si var. Bu da işte custom oynadığınız oyunun renklerini açabiliyorsunuz. Sadece eğer isterseniz. Anlatmaya devam edeyim ben. Bu arada ben bunu muhtemelen şu şekilde kullanırım. Mavi yeşil arası gidip gelecek şekilde. Fixed color'da. Anlatmaya devam ediyorum. Bana klavye geldi. Bana klavye geldikten sonra şuraya hemen bir yandan segmentin desteğine giriş yapayım. Bana klavye geldikten sonra ben klavyeyi belli bir süre kullandım. Benim için tek sorunu klavyenin iki çeşit switch olmasıydı. Buraya kadar bir sıkıntı yok yani. Sonuçta ellerindeki klavyede işte değişim yaptıkları switch stoğu bir yıl içinde değişmiş ve bana yeni tip switch takmış oldular. İki çeşit olması biraz rahatsız ediciydi, evet. Ama bakın, klavyenin video yuvası kırılmış ve garantiye gitmesine rağmen hala bazı switchler arızalı. Game Power Circuit'e tekrar red switch ile değişim talep ediyorum dedim. Klavyenin red switch'i yokmuş. Yine işte mavi switch gibi çentikli olmasın, lineer, çizgisel gidip gelsin diye. Siyah switch'e karar verip siyah switch'e değişim yaptım. Buraya kadar yine hiçbir sıkıntı yok. Halinden gayet memnunum. Bu kaydı geri kapattılar. Bana klavye sadece video yuvası düzelsin diye geri gönderildi. Sonra bana işte bir video çekmemi söyleyip biraz işte iddiada bulundu Ercan diye bir bey. Ercan Bey'in bana söylediği şeye göre işte şu video var.
Ben onlara klavyenin bozuk olduğuna dair şu tarz bir video atacağım. Ve onlar klavyenin bozuk olduğunu kabul edecek bu tamir ettiğim yere. Klavyenin bozuk olduğuna dair böyle bir video atacağım. Ve onlar da o halde değişim yapacaklarını söylediler. Tamam, kabul. Klavye bana geldi. Bir gün içinde hemen o günün akşamı geldikten yaklaşık bir yarım saat sonra falan klavyeyi aldım, açtım, tuşlara basmaya başladım. Sadece bu arada ben bunu metin belgesi açıp kendi kendime test edecektim. Bu daha video çekmeyi düşünmüyordum ama bu kadar çabuk direkt kutudan arızalı olarak çıkması beni üzdü açıkçası. Çünkü onlar sözde kendi testlerini yaptılar ve bana klavyenin arızasız olduğunu söylediler. Klavyede hiçbir sorun bulunamadı. Klavye sağlam dediler. Sonra bundan sonraki videoda da switch'in kenarına tornavida ile bastırıyorum şuradan. Sonra bunun arasına üfleyip tuşa tekrar basıyorum. Ve tuş çift çift de bassa artık çalışmaya başlıyor. Bir kere tıklamada bir basarken bir çekerken okumaya başlıyor. Sonra bunu gönderdim, hemen Ercan Bey videoyu izledi. Onayladı. Bu arada Ercan Bey'in bana daha cuma gününden, yani klavyenin bana geri geleceği günden sözü vardı. Şey olacağına dair. Değiştirildi ve tamamlandı görünüyor bu arada. Artık 21 Eylül. 2 gün önce değiştirildi görünüyor. Gece olduğu için düne kalmıştı. Yani Perşembe gecesi halledildiği için kargo cuma çıkacak vaziyetteydi. Değişecek ürünü cuma akşam kargoya koydular ve bana cumartesi saat 11.30'da mı 12.30'da mı ne gelmiş. Çok emin değilim şu anda. Okuldaydım, bilmiyorum saatini. Neyse. Klavyeyi bana başta göndermek istemeyip sonra arızalı şekilde sadece basit bir plastik alttaki parçayı değiştirip geri gönderdiler. Bu arada belki de alttaki kapağı değiştirmediler bile yani. Belki ne bileyim, sadece video basının içine yapıştırmış falan bile olabilirler. O kadar dikkatli bakmadım. Zaten arızalı olduğunu görünce direkt hemen kargolayıp geri gönderdik bir gün sonra. Kutulayıp, kargolayıp değil. Neyse. Bu kadar uğraşımın sonunda bu klavyeyi elde etmiş oldum. Halinden memnun muyum? Kendinden bir yüksekliği var. Gayet güzel görünüyor. Modları gayet çeşitli ve klavye gerçekten Flash gibi geldi. Ve burada kendinize göre custom mod da yapabiliyorsunuz en altta. Burada. Ama custom modun şöyle bir eksiği var. Şuradaki tuşlara mesela, İşte buradan sonra 1, 2, 3, 4 tuş var ya. Benden sonraki bu 4 tuşla aynı değil bu tuşlar. Şöyle göstereyim. Mesela buradakini kırmızı yakalım. Yanmadı. Efe'ni kırmızı yakalım. Yandı. Altı kırmızı yakalım. Yandı. Yani ben şuradaki tuşu elleyemiyorum, ayarını. Ha, bu bende şu an kapalı mı olmuş oldu? Yok, bakın hepsi şu anda kırmızı görünüyor. Ama bu yanmıyor. Neyse işte ben bununla bir ara uğraşırım. Zaten böyle kullanacağım için hazır modlarda o yanarak geliyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Ses testi yapayım bir de yanına koyup. O da bulunmuş olsun videomda. Bakın böyle space ses çok tatlı. Klavyenin şu an benim gözümde tek eksisi eski benim gönderdiğim Warlock Compact'a göre şurada vida kanalı, kablo kanalı olmadığı için ben normalde işte şunun altından direkt buraya sokuyordum. Benim burada hiçbir kilitlik olmuyordu ama şuradan bir kablo çıkmış oldu. Olsun, benim için çok büyük bir dert değil. Ama tabii ki buranın boş olması benim için daha güzel bir görseldi. Klavyenin ayaklarına bakmadık. Klavyenin ayaklarını açalım. Ne kadar yükseliyor? Bir tarafını açtım. Aşağı yukarı fikri oluşturması için. Bu kadar yükseliyor ve klavye şu ayo ile beraber tam çapraz olmuş oluyor. Ben bunu hatta muhtemelen şu şekilde kullanırım. Masamda alan olması için. Çünkü ben buraya genelde kitap falan koyuyorum. Bazen ders çalışıyorum önümde bilgisayarla. Neyse. Bu da böyle bir video olsun. İzleyenler için biraz fikir olması açısından. Klavyenin görseli ve özellikleri, işte ne bileyim, renk çeşidi, klavyenin
Türkiye'de sadece İngilizcesinin olduğunu bilmenizi istedim. Klavyenin bana bir eksisi yok. Çünkü yani çok basit bir keycaps alarak bunu halledebilirim. Mesela bu tuş mesela hala iyi bende. Bu hala şey, anlatabiliyor muyum? Bana bir zararı yok yani. Bunları işte shift'e basarak yine eskisi gibi nokta noktalı virgül falan diye kullanabilirim. Söyleyeceklerim bu kadar. Daha farklı videolarda görüşmek üzere. Kanalımda eğer ihtiyacınız varsa tabii ki eğer ihtiyacınız varsa işte mesela ekranınızda sıkışmış piksel varsa bende vardı bir tane. Kendi videomla düzelttim. Şurada mesela benim bir tane pikselim şurada bir yerde kırmızı yanıyordu. Düz kırmızı yanıyordu. Bir piksel sadece. Hala burada. Düzeltmemişim demek ki dün. Yeteri kadar açık bırakmamışım. Geliyorsunuz kanalıma. Bunu böyle açık bırakıyorsunuz. Tabii şu anda ekran çok titriyor ama. Aha. Mal oldu kamera. Netleyemiyor. Evet, titremeye başlıyor. Neyse bunu tam ekran şekilde açık bırakarak monitörünüzdeki ölü pikselleri yok edebilirsiniz. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.